DAEŞ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Onlar hakkında hadis var mıdır? Bunu herhangi, yani Resulullah Efendimiz'in hadislerini, verdiği haberleri herhangi bir topluluğa hasretmek, sadece onlara özel zannetmek, düşünmek doğru değildir. Yani o haldeki bütün topluluklara şimdiye kadar gelmiş ve bundan sonra gelecek olan bütün topluluklar için aynı hükmü, aynı verdiği o haber geçerlidir. Bunu bir tek IŞİD için ya da bir başka örgüt için, başka bir topluluk için bunu söylemek doğru değil. Hepsi için birden söylemek gerekiyor. Nasıl söylemek gerekiyor? Nasıl anlamak gerekiyor? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ahir zamanda, şu anda ahir zamandayız. Benden 1400 sene sonra ahir zamandır buyurmuştu çünkü. Bir takım insanlar, bir takım özellikle gençler çıkacak. Allah'tan, peygamberden bahsedecekler. Ama iman onların kursaklarından aşağı inmemiştir. İmanları sadece ağızlarındadır. Gönüllerinde imandan eser yoktur. İmanın olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Nasıl yani bu hüküm verilmesi gerekir? İman Allah'ı sevmekse, Allah için sevmekse, onun Allah'ı sevip sevmediğini nereden anlamamız gerekir? Allah için sevip sevmediğine bakmamız gerekir. Eğer biri Allah'ı seviyorsa Allah için sever. Allah'ın nazarıyla nazar eder. Allah'ın sevmediği bir şeyi yapamaz. Gücü buna yetmez. Allah'ın sevdiklerini sever. Sevdiği şeyi sever. Allah'ın emrini sever. Buna beraber Allah'ın kullarını sever. Şeytanı sevmez. Şeytani şeyleri sevmez. İşi derdi Allah'ın kullarına yardım edip onları cennete taşımak olur. Cennete gitmeleri için çaba gayret sarf eder, hayatını ortaya koyar. Yoksa eğer ben Allah'ı seviyorum, Allah için öldürüyorum, Allah için cehenneme gönderiyorum. Bu şeytani sevmektir, şeytani sevindirmektir. Ölçü böyledir. İmana göre bakıyoruz. Şimdi de daha önce de daha sonra da evet, bir takım insanlar çıktığında o hadisleri o ölçüye vurup öyle bakmak gerekiyor. Yoksa sadece zahirine bakıp işte şöyle giyinirler, böyle giyinirler, ellerinde şu var, bu var demek doğru değildir. Gönüllerine bakacağız. Allah'a göre bakacağız. Hallerine, tavırlarına, amellerine, fiillerine, yaptıklarına bakıp öyle anlayacağız onu. Yani hali, tavrı, fiili bir mümin tavrı midir? Fiili midir? Yoksa sadece imani dilinde midir?